Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Şimdi elimizde 3 çeşit veya daha fazla kalıp çeşidi var. Şu kalın mekaniğin kalın kalıbı. Bunun da ısı derecemiz 360'larda çünkü kalın bir metal olduğu için. Bu normal kuvalinin ince siyah kalıbı. Bunlarda kullandığımız 330. Bu da normal ince bir kalıp. Bunlarda da kullandığımız 330. Isı derecemiz. Bu ısı derecelerine dikkat etmezsek kalıp zamanla genleşerek bozulur. Bu ısı değerlerine dikkat etmek gerekiyor. Genleşme açısından, uzun ömürlü kullanma açısından. Şöyle oturtturuyoruz. Kalıbımızı entegrenin üzerine. Sıvılayımımızı hazırladık. Çok fazla bir sıvılayım almaya gerek yok. Ben şöyle bir cımbız kullanıyorum. Ters cımbız. Şöyle istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Daha da açabiliyorum, daraltabiliyorum. Şöyle pratik bir şekilde. Altına peçete koyuyoruz. Böylece kalıpla entegrenin arasındaki boşluğu aza indirmek için, kalıbın esneyip bozulmaması için, kalıbın güzel çıkması için bir peçete koyuyoruz. Yıllardır kullandığımız metot bu. Kalıbın güzelce entegre oturması lazım. Boşluk olmaması lazım. Şu şekilde. Şöyle güzelce bastırdıktan sonra sıvı lehimimizi yediriyoruz. Fazlalığı siliyoruz. Dediğim gibi 333 ısı değerimiz. İlk önce şöyle bir boşluğunu alıyoruz. Kalıbın genleşme vesaire gibi boşluklarını alıyoruz. Varsa eğer biraz fazla köpüklenme vesaire, bunu tekrar böyle bir silebiliriz. Şöyle parmak yardımıyla da şöyle tekrar alabiliriz. Ondan sonra başlıyoruz ufak ufak lehimlerimizi kabartmaya. Şurada bir tane fazlalık lehimimiz boncuk attı. Onu şöyle bir alabiliriz ufaktan. Şöyle. Çıkartırken arkadan cımbızla itmek iyi değil. Neden? Bazen entegre alttan bacağı kopartabilir. En güzeli bir fırça yardımıyla kalıbı dört tarafta esneterek, yani şu şekilde şöyle esneterek çıkartmak daha mantıklıdır. Risk atmamış oluruz. Zaten şu an geldi. Gördüğünüz gibi şimdi entegremiz kalıplandı. Eğer bacakların düz olmadığını düşünüyorsanız şöyle isterseniz tekrar bir ısı yardımıyla bacakları düzleştirebilirsiniz. Şöyle bir flaks verelim. Yine aynı ısıyla 330 derece. Şöyle. Her zaman gerek olmuyor. Bazen kalıptan iyi çıkmazsa bu şekilde. Dediğim gibi kalıbı oturtturduktan sonra çok fazla bastırmadan şöyle parmağınızla yardım alabilirsiniz. Şu şekilde bastırdıktan sonra sürüp sıcak havayla kabartma. Kalıp olayımız bu. Isı değerlerimize kullandığımız sıvı lehim, işte kullandığımız plaka, yani kalıba göre ısı değeri seçmek. Kalın kullansaydık 360 dereceyi kalıplayacaktık. Çünkü daha kalın. Bununla kalıpladığımız için 333 derece bize yeterli olmuştur. Tekrar kalıplayalım. Tekrar gösterelim. Şimdi kalıpları silerken, diyelim ki kalıbı silmeniz gerekti. Şöyle flaks verin. Lehim topuyla en güzel, riske atmamış oluruz. Hem entegremiz
riske girmemiş olur. Şu şekilde ne yaptık? Sildik. Tekrar kalıplayacağız entegremizi. Şurada bir tane boncuğumuz kalmış. Onu da alalım. Evet. Şöyle ayağımızı temizledik. Selüloz iktiner kullanıyoruz. Veya ben genelde toluen kullanıyorum. Kokusuz. Tekrar şöyle kalıbımızı oturtturacağız. Kalıbımızı tekrar bir temizleyelim. Şimdi bazen pislik parçalar kalıyor. Fırçanın vesairenin. Bunu bir silelim tekrar. Uğraştığımız cihaz iPhone 8'in besleme kısa devreydi. Söktük. Besleme yok elimizde. Besleme bulduk. Şimdi bu beslemeyi takacağız. Bakalım cihazımız ne olacak. Ama bu videomuz sadece kalıp üzerine. Şöyle entegremizin yine bastığından emin olalım. Yani düz kalıplar bazen daha mantıklı, daha güzel oluyor. Bu kalıplar bazen tam oturmuyor, basmıyor. Şu şekilde. Yani şu cımbızın İki tarafına şöyle basması gerekiyor. Yani şu. Bu şekilde bastıktan sonra şöyle bir hafif sıfırlama yaptık. Sıvı lehimimizi aldık. Dediğim gibi çok fazla sıvı lehim almanıza gerek yok. Şöyle güzelce dolduracak bir vaziyette. Basması yeterli. Hem biraz lehimi kurutuyoruz, hem yine kalıbı ılıtıyoruz şu şekilde. Yine derecemiz 330, 333. Şöyle ısı yardımıyla güzelce ne? Isıyı hemen çekmiyoruz. İyice entegrede alttan ısıyı daha azaldığı için entegrenin altına güzel tutsun diye. Hafif soğumasını bekledim. Bıraktım. Cımbızla veya herhangi bir şeyle ittirmiyoruz. Her zaman fırça yardımıyla ittiriyoruz arkaya doğru. Şurada köşede bir tane evet boncuğumuz. Yine isterseniz daha böyle tatlı boncuklarınızın çıkmasını isterseniz yine bir flux verip isterseniz boncukları düzeltebilirsiniz. Çoğu zaman gerek olmaz ama gerek duyarsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar boncuklara bir bakalım. Ne durumdalar? Şöyle bir yandan bakalım. Bu şekilde. Yaklaşalım. Şöyle. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.
Umarım faydalı olmuştur. Bol pratik yaptığınız zaman kalıbı kaparsınız. Önemli olan şu alttaki boşluk. Yani şu peçete ile entegre arasındaki boşluğu almamız için peçeteyi kullanıyoruz. Yani normal düz kalıplarda da aslında biz 3D kalıbı peçete ile yapmış oluyoruz. Bazen bazı entegrelerin durum vaziyetine göre peçeteyi 2 kat kullanabilirsiniz. Önemli olan boşluğu güzelce almak, aldıktan sonra cımbızı koymak. Bazen çok böyle bastırıp böyle titretmeye gerek yok. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Sadece bassın, plaka oraya bassın. Sıvılayım hatlardan taşmayacak vaziyette, yanlara dağılmayacak vaziyette basması yeterli olacaktır. Şöyle bastıktan sonra iki taraf kalıba bastıktan sonra sıvılayımınızı sürüp üstünden tortusunu, pisliğini aldıktan sonra kabasını, ısı derecenizi güzel ayarlamak. Şimdi eğer ki ısı derecesi güzel ayarlanmazsa bu kalıp zamanla ısıdan şişme yapar, esneme yapar. Ne yapar? Ortalar basmayabilir, yanlar basmayabilir. Yani bunu devamlı kullandığımız yeri geliyor, bir kalıbı 10 sene, 12 sene kullanıyoruz yani. Güzel kullandıktan sonra ısı değerlerine dikkat ettikten sonra kalıp bu şekilde. Herhangi kalıp hakkında bir sorusu olan olursa yine kanalımızda videonun altına yorum olarak yazabilir. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Bu video çekmemizin amacı da geçen bir arkadaşımız bir grupta yazmış. Ben demiş kalıp bir türlü olmuyor. Bunlar olur. Olmayabilir. Uğraş olmayabilir. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Zamanla pratik yapa yapa ince püflere dikkat ettiğiniz müddetçe Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Herkese kolay gelsin. Cümleten görüşmek üzere arkadaşlar.